18 senedir Burdur, İsparta Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Melahat Ecevit. Bir alkış rica ediyorum. Aramızdalar, hoş geldiniz diyorum. Kardeş meslektaşız, kardeş derneğin. Kendisi korist, solist, yazar, on parmağında on hüneri olan çok değerli bir arkadaşımız, şair arkadaşımız. Kendisine derneğimize şeref verdi, hoş geldin diyor. Hepinizin adına elini öpüyorum, eli öpülesi öğretmenim. Şimdi hocam hangisinden, hangi müzikten istiyorsanız söz sizin, buyurun. Evet, saygıdeğer konuklar, ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Anşöp Derneği'nin yıllardır başkanlığını yapan Şükrü Beyefendi'yi, ben yapmış olduğu şu güzel topluluğu, kültür ve sanata vermiş olduğu değeri ve ben bugün de sizlerle beraberim ve aranızdayım. Çok memnunum, mutluyum. Ve ben bu çalışmaları bize veren Şükrü Beyefendi'ye, dernek başkanı, efendime söyleyeyim, yönetim kurulu üyeleri ve tüm üyelerine ben saygılarımı sunuyorum, kendilerini kutluyorum. Hepiniz hoş geldiniz efendim, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Şimdi ben 17 seneyi doldurduk sayılır. Gönüller Bölgesi Yazarlar Şairler Derneği'nin Isparta'da başkanlığını yürütüyorum. Aynı sizler gibi bizler de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kültür, sanat, edebiyat, şiir uğruna. Tabii ki Atatürk'ümüzün dediği gibi bu sanat önem vermeyen bir ülkenin hayat damarı kopmuş demiştir. Hakikaten bu damarı yaşatmak, insanları hayata bağlamak, kaynaştırmak, barıştırmak üzere yapılan olan şu topluluğu da elimizden geldiğince bizler de korumaya çalışıyoruz. Efendime söyleyeyim, bizim de yapmış olduğumuz birçok etkinliklerimiz var. Uluslararası yaptık, ulusal yaptık, yöresel yaptık. Efendim, Isparta'mızda yaptık, Isparta halkıyla paylaştık, okullara gittik. Okullardaki genç yazar şairleri belirlemek üzere onlarla beraber yaptığımız etkinliklerde çocuklarımızı, geleceğin genç yazarlarını ortaya çıkarıp Efendimiz onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak üzere yaptığımız etkinliklerimiz var. Bizim 23 Aralık'ta yapacağımız bir etkinliğimiz daha var. O etkinliğimiz Isparta Huzur Evi'nde yaşlılarımızın Aralık ayında doğanların yaş günlerini aynı zamanda yeni yıllarını kutlayacağız. Onlarla beraber olacağız. Tabii ki bugün ben sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Hepinize ben teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum ve ben bir şiir paylaşmak istiyorum sizlerle, müsaadenizle efendim. Artık yakın görünüyor merdivenin son basamaktır. Önceleri birer ikişer atlarken şimdi çıkmak zor geliyor. Feryadı içinde saklı adımlar. Çoktan kayıplara karıştı o güzelim gençlik yılları. Hoyrat bir el kopardı pemberekli düşleri. Bozdurup harcadık koskoca bir ömrü bozuk paralar gibi. Yıllar düştü yüzlere, gözlere mor halkalar, yıkıntılar sonrası bir kaçamak bakış oldu değişken aynalar. Her nedense sert esiyor sonbaharın rüzgarı. Konacak yer arıyor ihtiyarlık ve ölüm kuşları. Koparmak imkansız gökyüzündeki yıldızlar. Değerini bilmek gerekir. Dumanı tütüyorsa evlerimizin bacakları.
efendim beni dinlediğiniz için. Sağ olun.